Günaydın sevgili izleyiciler. Bir salı sabahından daha herkese merhabalar. Bugün stüdyomda Maya Pharma Marmara Bölge Yöneticisi Sayın Emel Gökmen var. İnsanlar olarak ruh sağlığımız, ruh güzelliğimiz elbette çok önemli. Bununla birlikte beden sağlığımız, beden güzelliğimiz de çok önemsediklerimizden. Özellikle son yıllara baktığımızda hem erkekler hem de kadınlar için dış görünüşümüzü daha çok önemsediğimizi ben düşünüyorum. Eminim sizler de katılıyorsunuzdur. Emel Hanım'la birlikte bugün güzelliğe dair ve aynı zamanda sağlığa dair de bedenimizle alakalı güzel bir söyleşi yapacağız. Evet, bizim kahvelerimiz hazır. Sizlerin de kahveleri hazırsa buyurun hep birlikte söyleşelim. Hoş geldiniz Emel Hanım. Hoş tekrar. Bulduk. Günaydın. Günaydın Dilek Hanım. Hoş bulduk. Sizinle birlikte bu sabaha başlamak benim açımdan gerçekten çok keyifli oldu. Öncelikle teşekkür ediyorum konuğum olduğunuz için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Maya Pharma'yı merak ediyorum. Evet. Bize biraz Maya Pharma'dan bahseder misiniz? Evet, tabii ki. Ben Pharma Grup, Marmara Grup yöneticisiyim. Ama grubumuz oldukça büyük. Maya Estetikler, Maya Akademi ve Pharma ürün bölümünden oluşuyor. Tüm Türkiye genelinde pek çok kliniklerimiz ve hastanemiz mevcut. Aynı zamanda gene sektör için çok önemli bir ihtiyaç. Uzman yetiştirmek için akademilerimiz mevcut. Onlar da şu anda Türkiye genelinde 2 tane akademimiz mevcut. 2009 yılında Maya Pharma olarak kuruldu firmamız ve gittikçe bu sene içerisinde de oldukça büyüyor ve yenilikler ve büyüme devam ediyor. Peki 2009'dan bu yana yıllar içinde firmanız büyüdü, zenginleşti, büyüme açısından da yapılan işler açısından da. Evet. Özellikle sizin pharma kısmında olmanız güzel ancak akademi ve estetistik bölümlerinizde benim ilgimi çekti. Evet. Pharmayı uzun uzun konuşuruz ancak bize biraz akademiden öncelikle bahseder misiniz? Merak ettim. Tabii. Şimdi sektör için akademi aslında gerçekten çok önemli bir kuruluş akademimizde. Çünkü nitelikli eleman ihtiyacı çok büyük. Çok dediğiniz gibi cilt çok revaçta, bakımlar, estetik, anti-aging çalışmalar. Ama burada bu işleri yapacak olan uzman kişiler çok çok önemli ve gerekli. Akademilerde bunların yetiştirilmesine olanak sağlıyoruz. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir şekilde diplomalı elemanlar yetişmesi burada imkan sağlanmış oluyor. Ve tabii biz büyük bir grup olduğumuz için tüm yenilikleri ve her türlü yeni teknik cihazları görüp öğrenme imkanı burada sağlanıyor. Katılan arkadaşlarımız için. Çünkü sirkülasyon çok fazla, yeni açılan yerler çok fazla. Bunun için de akademilerin önemi çok büyük. Peki şunu soracağım Emel Hanım hemen. Akademiden mezun olanlar ne olarak görev yapıyorlar? Neyi öğreniyorlar? Uzman estetisyen olarak görev yapıyorlar. Güzellik merkezlerinde, işte kliniklerde burada çalışma imkanı sağlıyoruz aynı zamanda. Çok güzel. O zaman açıklıkla akademide cilt güzelliğimizle alakalı eğitimler veriyoruz. Evet, evet. Peki estetik dediğiniz bölüm? Evet, Maya Estetik Kliniklerimizde tüm Türkiye genelinde yaygın bir şekilde çoğalarak devam ediyor. Burada tabii hekimlerimiz eşliğinde her türlü işlemler yapılmakta, uygulamalar yapılmakta. Son teknoloji cihazlarla gene anti-aging bakımlarımız, cilt tedavilerimiz hepsi hizmetleri sunulmakta. Büyüyerek de devam ediyoruz. Tüm Türkiye genelinde yayılarak devam ediyoruz. Daha da güzel işler olacak. Peki İstanbul Etiler'de bir de hastaneniz var değil mi? Evet, bir kliniğimiz var. Orada da gene çeşitli hizmetler sunuluyor. Bünyeye yeni katıldı. Güzel bir tesis. İnşallah tedavilerimiz burada da devam edecek. Daha da artarak. Peki gelelim Pharma'ya. Pharma'nın içeriğinde neler var? Maya Pharma ismini duyduğumuzda
ne anlayabiliriz? Evet. Farmada geçmişi gerçekten bu da geçmişi 2010'lar gibi tamamen net bir şekilde büyümeye de başladı. Ben de 7 yıl kadar bir zaman içerisinde burada şu anda bulunmaktayım. Çok çok büyüdük. Farklı ülkelerden distribütörlüklerimiz var. Burada doktorlarımıza, kliniklerimize ürün temini sağlıyoruz. Kullanılan ürünler. Tabii burada işlerin güzel olması için kaliteli ürün kullanılması çok çok önemli. Farklı ülkelerden işte gidiliyor toplantılar, kongrelerde ürünlerin seçimi ve Türkiye'ye gelişi konusunda güzel bir ekibimiz var. Tüm yenilikleri takip etme imkanımız oluyor. Çünkü devamlı ekibimiz yurt dışında fuar ve kongrelerde. Son ne yapılıyor yurt dışında çok kısa sürede Maya Farm olarak onu getirmeye çalışıyoruz ve uygulamaya çalışıyoruz. Bu ürün teminleri çok önemli. Kaliteli ürünlerle güzel çünkü sonuçlar ortaya çıkıyor. Amacımız bu. Burada da ürün skalamız hem doktorlara hem işte estetisyenlerimize, güzellik merkezlerine her gruba hitap edecek ürün mevcut bünyemizde. O zaman öncelikle başka bir şey de şimdi aklıma geldi, onu da soracağım size. Evet. Doktor ve estetisyenlerle yani cilde daha yakından ilgilenenlerle, sağlık ve güzellik açısından uğraşanlarla ürünleriniz alakalı. Evet. Ancak bunun yanı sıra sanırım bizler gibi normal sade vatandaşın da alışveriş yapabileceği ürünleriniz var değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki, tabii. Peki burada hemen şunu soracağım. Son dönemlerde Türkiye'deki kur artışları. Evet. Evet, malum. Malum. Evet, evet. Bu konuda nasıl olacak? İleriye doğru projektif olarak baktığınızda ne düşünüyorsunuz? Tabii bununla ilgili tedbirler alınıyor ama tabii hani çok farklı bir dönemden geçtik. Tabii bizim kullandığımız ürünlerin pek çoğu yurt dışından, farklı ülkelerden geldiği için tabii tüm sektörü aslında açıkçası bizim estetik sektör olarak tüm sektörü gerçekten çok zorladı. Kur artışları, yani çünkü pek çok ürünümüz yurt dışından geliyor. Ondan dolayı da tabii birazcık fiyatlarda farklılıklar oluşacaktır. Ama hani bu tabii ki çok uçuk rakamlar değil, herkesin gene ulaşabileceği rakamlar ölçüsünde tüm firmalar tedbirlerini aldı. Bu şekilde ilerlemeye devam edecek. Evet, bunu sizin gibi yetkili bir ağızdan duymak bizim açımızdan da gerçekten önemli. O halde sizin ve kozmetik sektöründeki diğer firmaların bu anlamda hepimizi koruyacağını mesajını da almış tabii oluyorum. Ki, tabii. Güzel. Güzel, peki. Ürünlerden biraz bahsedelim mi Emel Hanım? Neler var? Tabii şimdi ürün skası cilt, yani aslında çok büyük bir organ. Şimdi hep biz cilt güzelliği diyoruz. Hani sadece tabii ki yüz güzelliği değil. Tüm vücut ağırlığımızın %12'sini oluşturuyor cildimiz. Yani sadece yüzümüz değil, işte ellerimiz, işte dekoltemiz, tüm vücudumuz, vücut sıkılığımız, ayak sağlığımız, tüm vücudumuzu oluşturan her organımıza, cildimize çok iyi bakmak zorundayız. Böyle olunca da skala çok genişliyor. Çünkü her yer için farklı kullanacağımız ürünler var. Tabii en çok ortada olan yüzümüz ve dekoltemiz ve ellerimiz. Yüzümüz anti-aging tabii çalışmalar çok çok yoğun. Yeni teknolojiler çok çok fazla. Artık son trend zaten cildimiz tabii ki dışarıdan yapılan işlemler ve kremlerle birlikte desteklenmeli ama içten de alacağımız kolajenlerle içten de takviye artık çok çok önemli. Söylediğiniz gibi aslında bu bir bütün, ruh sağlığı, içten takviye, dıştan takviye ve birlikte bir hani sonuç ve kombinasyon bunlar. Hepsine çok dikkat etmemiz lazım ama böyle olursa daha kısa sürede daha güzel sonuçlara ulaşıyoruz. Burada belli bir döneme kadar önemli olan temizlik, cilt temizliği ama belli bir yaştan sonra, 30'dan sonra da muhakkak anti-aging tedavilerle bakımlarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Burada hem cihazlar çok çok önemli, bizim kendimizin de uygulayacağı en güzel şey cildimizin temizliği ve kullanmamız gereken ürünler. Burada da tabii dermakozmetik ürün grupları çok çok önemli.
kozmetik ve derma kozmetiğin farkını biz aslında anlatmaya çalışıyoruz senelerdir. Aslında burada da biraz bahsederseniz hepimiz için, değil mi? Evet. Aydınlatıcı olsun. Tabii. Şimdi kozmetik herkesin ulaşabileceği ve hani sadece günlük temizleme ve nemlendirmemizi yapacağımız ürün grupları. Ama derma kozmetiğin farkı tedaviye yönelik olması. Hücre yapı taşlarını onarması, tedaviye yönelik olması. Ki bu tedaviler nedir? Yani çok fazla yaygın olarak gördüğümüz akne problemleri, leke problemleri ki şu anda güneş yaz sezonu bittikten değil sonra mi? Leke problemlerimiz başlayacak. Bu tedavilere başlayacağız. Gene 30 plus 40 yaş üstü hasta gruplarında anti-aging tedaviler, kolajen kaybının takviyesi çok çok önemli. Burada işte bunları dermokozmetik ürün grupları ve ciddi medikal uygulamalarla ancak toparlayabiliriz. Burada işte kozmetik ürünler hiçbir fayda sağlamaz. Burada biz gelen hastalarımızı bir takım çalışmalarla ve eğitimlerle gene aydınlatmaya çalışıyoruz. Çünkü kozmetik ürünlerle sonuç alamazlar. Sonunda dermokozmetik ürünleri muhakkak dönüş sağlayacak. Burada dermokozmetik ürün grubunun içerisinde işte antioksidanlar, Q-enzimler, hyaluronik asitler, salisilik asitler, glikolik asitler devreye giriyor. İşte tedavi bunlardan kaynaklı zaten. Bu tip ürün grupları olan tedaviler, yaklaşımlar sonuç verir. Dolayısıyla da böyle uzman kişilerden destek alıp bu tip ürünlere yönlenmek lazım. Şu aktardığınızdan sonra anlıyorum ki aslında kullandığımız ürünlerin büyük bir çoğunluğu kozmetik ürünler. Evet. Dolayısıyla da o anda günü kurtarıyoruz. Evet. Güzel de görünüyoruz. Tabii. Ancak ileriye doğru hem cilt sağlığımızı korumak hem de güzelliğine daha çok sahip çıkabilmek için de sizin bahsettiğiniz daha çok asit gruplarının da içeriğinde muhtevasında yer aldığı dermokozmetik ürünler olmalı. Kesinlikle. Peki Pharma'da yani daha doğrusu Maya Pharma'da bu bahsettiğiniz ürünler var mı? Hangileri var? Tabii. Ürün skalamız bizim gerçekten çok geniş. Günlük kullanım olarak uyguladığımız ürün grupları var. İmaj markamız. Gene Norel ürün grubumuz var. Gene aynı bir alt skalada tedaviye yardımcı olan ürün gruplarımız var. Bunlarla günlük kullanımımızı cilt tipine uygun olarak çok en önemli olan şey de budur. Cilt tipine uygun ürün kullanmamız. Pek çok ürün grubu var. Her girdiğimiz yerde bizim hastalarımızın önüne pek çok ürün grubu yığılıyor. Şimdi burada önemli olan bu. Düzgün ürün, düzenli ve düzgün ürün kullanımı çok çok önemli. Burada eğer hastamız ürünü düzgün kullanıyorsa sonucu alacaktır. Gerçekten bir de en önceliği tabii cilt tipine uygun ürünü kullanması çok çok önemli. Yani bu cilt tipine uygun kullanım temizlikten başlaması gerekiyor. Şimdi temizlik genelde bizim görüşmelerimizde şey söylenir. Yani makyaj yapmıyorum. Ben onun için her gün cildimi temizlemiyorum. Yani ilk başta her daim konuştuğumuz olaylardan, konulardan biridir bu. Makyaj yapmamak o gün cildimizi temizlememek demek değil. Her gün bu temizliği yapmak zorundayız. Çünkü cildimizin pH'ını dengelememiz gerekiyor. Başta ana birinci kural gerçekten bu. Temizlikle başlamamız gerekiyor. Çünkü cildin pH'ı dengelendiğinde sonrasında kullanacağımız ürün gruplarına bize gerçekten güzel izole bir ortam yaratılmış oluyor. Ürünün etkilerini daha güzel almamıza imkan sağlıyor. Şimdi hep devamlı konuşuruz. Bu kadar çok fazla temizleyici var. Ben hangisini kullanacağım? Tabii ki cilt tipinize uygun olanı kullanacaksınız. Yağlı bir ciltseniz salisilik asitli arındırıcı bir temizleyici kullanmanız lazım. Lekeli bir cilt yapınız varsa glikolik asitli gene bir dermokozmetik tedaviye yardımcı bir ürün kullanmamız lazım. Bizim portföyümüzdeki ürünlerde de biz bu imkanı sağlıyoruz zaten hastalarımıza. Ürün skala alanımız çok geniş olduğu için uzmanlar, uzman estetisyenlerimiz tarafından önce bir cilt analizi değerlendirilmesi çok çok önemli.
Bu gene hastamız kliniğe geldiğinde doktor ilk baştaki o görüşmesinde ki olay bizim de ürün kullanımı olmadan önce muhakkak yapılması gerekiyor. Önce bir analiz yapılıp ona göre uygun ürün skalası belirlenmesi gerekiyor. Bir de gene yanlış ürün kullanımından kaynaklı oluşan ciltte lezyonlar, problemler sonrasında da bununla karşılaşıyoruz. Benim kullandığım ürün çok kaliteli ve çok pahalı ama memnun değilim. Çünkü bakıyoruz 25 yaşında bir hasta çok yoğun bir anti-aging ürün kullanıyor. Bu sonrasında onların gözeneklerinin genişlemesi ve ileride daha başka problemlerle uğraşmasını beraberinde getiriyor. Maalesef onun için doğru ürün kullanımı, her zaman doğru ürün kullanımı öneriyoruz. Peki doğru ürün kullanımı içinde o halde biraz önce de bahsettiniz merkezlerimiz var dediniz. Evet. Bu merkezler sayıcı daha önceden bahsettiğiniz tüm Türkiye'ye yayılmış olan yayılmış, merkezler değil tabii. mi? Aynı zamanda bizim ürünlerimizin mevcut satışını yapılır. Bayilerimiz var. Bayilerimiz kanalıyla ürünlerimize ulaşma imkanı sağlanabiliyor. Eczanelerden ulaşmak mümkün mü? Eczanelerde yok ürünlerimiz. Sadece yetkili merkezlerimizde, bayilerimizde ve kliniklerimizde mevcut. Peki. Şimdi verdiğiniz bilgiler gerçekten çok aydınlatıcı oldu. Yani hangi cilt tipinde nasıl bir yaklaşımla doğru temizliği yapacağımızı öğrenmiş olduk. Evet. Peki ve aynı zamanda da pek çok seçenek var. Tabii. O kadar çok seçeneğin içinden Maya Pharma'yı seçmemizin, yani Maya Pharma ürünlerini seçmemizin nedeni ne olabilir? Evet. Şimdi gerçekten söylediğim gibi biz eski bir kuruluşuz. Beraberinde sadece ürün portföyümüz tabii ki tamamen yeterli. Gerçekten skalamız çok geniş. Ama ekip, uzman ekip olması, eğitimlerimiz aynı zamanda bizde önemli olan gerçekten bu ürün önerecek arkadaşlarımızın eğitimi. Bunların eğitimini çok iyi vermeye çalışıyoruz senelerdir. Pharma grubu olarak aynı zamanda işimiz eğitim büyük bir bölümünü oluşturuyor. Eğitip öğretmek çok çok önemli. Tabii böyle olunca da bizim eğitimlerini verdiğimiz kliniklerde çok güzel tedaviler ortaya çıkıyor. Sonrasında bunları paylaşıyoruz. Gene toplantılarda hep beraber de paylaşma imkanımız sağlıyoruz. Ve bu tabii bunca senedir şirketimizin devam etmesinin en büyük sebebi de gerçekten iyi ürünlerle ve iyi kişilerle çalışmamız. Şahane. Peki bizlerin cildindeki gençliğin, ışıltının devam etmesi için gerekli olan da ürünlerin düzenli evet. kullanılması, kesinlikle. Doğru ürünlerin tercih edilmesi. Evet. Peki şimdi özellikle hanımlar olarak belirli bir genelde bütçemiz oluyor. Evet. Ve bütçe doğrultusunda da ürün seçiminde de bu bütçeyi göz önüne almak zorundayız. Kesinlikle. Peki Maya Pharma ürünleri ortalama fiyat olarak nasıldır? Ve bizler eğer kısıtlı bir bütçemiz varsa ürün olarak temel aşamada neleri tercih edelim? Evet. Şimdi tabii bu gerçekten çok kafa karıştıran bir herkes için bir soru. Çok teşekkür ediyorum bunu da sorduğunuz için. Doğru yönlendirmek çok önemli. Dediğiniz gibi çok fazla ürün skalası var. Burada önemli olan ana ürünler ve acil ihtiyaçlar. Böyle bir portföy oluşturmamız gerekiyor cilt tipi geldiğinde. Ana ürünler nedir? Dediğim az önce de konuştuğumuz üzere temizlik ana ürün. İkinci de şu anda çok bilinç de oluştu. Güneş koruyucu kullanımı. Buradaki güneş koruyucu kalitesi çok çok önemli. Ürün skalamızda biz de buna çok önem veriyoruz. Güneş koruyucularımıza. Şimdi eskiden sadece yaz dönemi güneş koruyucu kullanımı vardı ama şu anda her gün kullanmamız gerekiyor. İşte spotlar, ışıklar, işte bankacıların ekranları, her gelen ışık cildimiz için zararlı. Bunun için temizlik ve güneş koruyucu ürünler çok çok önemli. Temizleyiciler ve güneş koruyucular öncelikle. Sonra da tabii ki dediğim gibi cilt analizi. Buradaki ana sorun, ana sorunumuz nedir? Ona tedavi edici ürünler baz alınmalı. İşte leke ise lekeye yönelik tüm skalayı ona göre belirlememiz lazım. Akne ise akneye yönelik skalayı belirlememiz gerekiyor. Anti-aging ise anti-aging. Burada zaten hani belli skalalar doğrultusunda ilerliyoruz. Ama en başta temizlik, sonrasında nemlendirme.
Ya benim cildim yağlı. Yağlı olmuş olması o cildin nemlendirilmeyecek anlamına gelmiyor. Muhakkak ona uygun nemlendiriciyle o cildi de nemlendirmemiz lazım. Beraberinde hani eğer belli bir yaş grubu ise bir gece serumu muhakkak sıkılaştırıcı bir gece serumu olması gerekiyor. Gündüzde bizim ana ürünümüz güneş koruyucumuz. Bizim firmamızın bünyesinde olan koruyucuları da gündüz hem nemlendirici hem koruyucu olarak kullanma imkanımız var imaj grubundan. Bu şekilde bir portföy çizebiliriz. Sonrasında tabii tedaviler. Hani ben tedavi oluyorum ya hani krem ya da herhangi bir ürün kullanmama gerek yok. Ben zaten doktora gidip ben tedavi oluyorum. Medikal tedavi alıyorum. Öyle durumlarda en çok ürün kullanımına asıl o zaman ihtiyaç Öyle bulunmakta. mi? Tabii şimdi bir tedavi oluyor. Bu tedavide cilt kuruyabilir, nemlendirmek gerekli. Ciltte yapılan işlemlerde asidik işlemler olabilir. Burada güneş koruyucu kesinlikle şart. Ay bu tedaviler, medikal tedaviler olduğunda ürün asıl o zaman kullanılması gerekli. Gerçekten biz çok fazla hasta gördüğümüz için ürün kullanan ve kullanmayan cilt tiplerindeki farklılıkları hayret edersiniz. Değil Yani mi? kardeş bile olmuş olsalar ürün kullanan ve kullanmayan iki kişi arasında inanılmaz farklar var. Bunu zaten sonrasında şok şekilde hastalar karşısına çıkıyor. Cildindeki kırılımlar ya da cildindeki lekeleri gördüğünde neden bunlar oldu? Bunlar aslında senelerin getirmiş olduğu izler. Onun için her daim bakım diyoruz. Harika. Peki ürünleriniz sadece kadınlar tarafından kullanılmıyor diye tahmin ediyorum, değil mi? Tabii ki. Artık son özellikle son yıllarda erkek hastalarımız da çok çok fazla. Güneş koruyucu mesela kullanımı çok çok fazla. Ve göz ürünleri, göz çevresi ürünleri çok çok fazla. Tabii göz tedavisi herkesi çok yorar. Ya ben hani bir ürün kullanıyorum, bu ürün işe yaramıyor. Bizim zaten amacımız burada mevcudu korumak. Tabii ki yapılan işlemlerle daha genç yaşlara ulaşma imkanımız olabiliyor bir takım işlemlerle ama ürünlerle mevcudu korumamız çok çok önemli. Sonrasında çünkü işte lekeler, küçük çiller, küçük lekeler sonrasında daha büyük lekeler olarak karşımıza çıkıyor. Ya da minik işte gözeneklerim işte dolu minik akneler çıkıyor sonra daha büyük akne lezyonları olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar bu şekilde ilerleyince tedavileri de çok daha fazla zor. O kişileri de çok daha fazla yoruyor. Yani uzun süreçli tedaviler alıyoruz. Sonrasında bu tedavi izlerini de sonrasında tekrar tedavi etmek için bir uğraşılıyor. Böyle birbirini takip eden sonuçlar. Evet, Onun evet için ve her daim bakım diyoruz. zorlu bir süreçte aslında Aynen, zorlu bir başlamış süreç. oluyor. Oysa üstüne basa basa belirttiniz ki en başta temizlik Evet, ve kesinlikle. ardından da doğru ürünün seçimiyle başlayan düzenli kullanım. Kullanım, düzenli kullanım, Düzenli kesinlikle düzenli kullanım. kullanım. Doğru ürün seçimi ve cilt analizleriyle de alakalı sizin doktorlarınız ve estetik Evet. uzmanlarınız da bu konuda destek veriyorlar. Kesinlikle, tabii. Harika. Çok güzel bilgiler aldık Emel Hanım sizden. Hem Maya Farma'yı tanımış olduk. Evet. Bunun yanı sıra da bize kendi cildimizi korumamız, mevcut güzelliğini korumamız, sağlığını korumamız ve ileriye dönük de bu korumayı Devam yarınlara da devam ettirmeniz. Evet, ettirebilmenin çok yollarından önemli. bahsettiniz. Çok önemliydi. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim. konuğumuz olduğunuz için ve Ben verdiğiniz teşekkür bilgiler ederim. için Ben efendim. teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, Maya Farma Marmara Bölge Yöneticisi Sayın Emel Gökmen'le birlikte söyleştik. Dinlediklerim benim için değerli ve kıymetli bilgilerdi. Eminim sizler için de öyle gelmiştir. Emel Hanım'a bizi güzelleştirmeye yönelik verdiği bilgilerden dolayı ben tekrar teşekkür ediyorum ve haftaya Salı saat 10'da tekrar görüşmek üzere. Güzellikler diliyorum efendim. Sağlıcakla kalınız.